Gemi inşaatı ve gemi makinelerin mühendisi. Vay amısına. Gemi inşaat. Gönder gelsin. Gönderdim. Gemi inşaatı mühendisi yazdım. Daha fazla Geldim. uzatmak istemedim. Alo. Merhabalar. Gemiden mi Ses ve görüntü uygundur bağlanıyorsun? inşallah. Uygun, Yok, görüyorum. Balkon balkondan konuşması yapıyor, adama bak ya. bağlanıyorum. Hoş geldin reis. Ne kadar güleç bir Hoş, adammışsın hoş. sen ya. Ya balkonun ışığı çalışmıyor. Ben de yandan bir şey yaptım. Işık aydınlatma yaptım. Hoş geldin abi. Neredesin sen? Hoş Hangi bulduk, hoş bulduk. şehirdesin? Ben şu an Kocaeli İzmit'teyim. Karamürsel ilçesindeyim. Orada mı basıyorsunuz gemileri? Ya buraya yakın bir yerde. Aslında burası çok tam bir sınır ilçesi. Yalova-Altınova ilçesinde tersaneler bölgesi var. Orada çalışıyorum. Orada çeşitli gemiler yapıyoruz. Ben şu an Norveç'e 111 metrelik bir gemi yapıyoruz. Onun üretim mühendisiyim. Abi çok iyi ya. Üretim Evet. mühendisisin. Yani şimdi gemiyi Evet. tasarlayan birisi. Şimdi bir dakika. Mesela uçağın markası var. Arabanın Evet. markası var. Ben gemi markası hiç duymadım çünkü ilgilenmiyorum ya da benim mi aldığım. Bizi bu konuda aydınlatır mısın biraz? Bir geminin mesela Boeing bilmem kaç diye uçak vardır. Nasıl üretildiği belli. Geminin de böyle bir spesifiği var mı? Yoksa her gemi kendi başına mı tasarlanır? İsteğe göre. Evet, şöyle anlatayım. Aslında her ülkenin klaslama kuruluşları vardır. Mesela İngiltere'nin, Fransa'nın, Norveç'in, Almanya'nın, Türkiye'nin klaslama kuruluşları vardır. Bunlar geminin uygunluğunu tarif ederler bize. Bunlar hani kalite kalitedir ve her gemi hangi klaslama şirketine tabi ise onun bir şeyini alır, mührünü alır. Mesela bizim yaptığımız gemi şu an Norveç Lloyd'una, DNV'ye tabi. Bu firmalar kendi enspektörleri vardır. Bizim yaptığımız işi gelir kontrol ederler ve uygunluğuyla ilgili bize bir karşılıklı imzalar atılır. Okeyler verilir. Daha sonrasında toplantılar eşliğinde gemiye bir sizin dediğiniz gibi marka oluşturulur. Siz şimdi mesela bir gemi yapan bir şirketsiniz değil mi tersanede? Türk Evet, şirketi. evet. Yani Norveç'ten bir firma gelip diyor ki biz bir gemi istiyoruz diyor. Size gelmiyor muhtemelen. İhale oluyor. Sizin şirket ihaleye girip biz bu gemiyi şu kadar milyon dolara yaparız diyor. Siz de yapımına başlıyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Şöyle anlatayım. Ya bizim meslek çok multidisipliner bir meslek. İçerisinde benim gibi üretim mühendisleri, boru mühendisleri, donatım mühendisleri, Metalürji dizayn mühendisi, mühendisleri, metalürji mühendisi, kalite makine kontrol mühendisi. mühendisi, iş geliştirme, dizayn, planlama, hani farklı dallarda bir sürü insan var. Sizin dediğiniz işi iş geliştirme mühendislerimiz yapıyor. Yurt dışındaki fuarlara katılıyor. Kendi yaptığımız işleri tanıtıyor ve bununla birlikte Hidoşur. potansiyel müşterileri kendilerine bağlıyorlar. Ve hani bu meslekteki en büyük artımız çok büyük paralar geliyor memleketimize. Yani euro anlamında çok ciddi paralar oluşuyor. Mesela anahtar teslim bir projenin 1,5 yıllık bir plan dahilinde 45 milyon, 50 milyon euroya kadar bir Türkiye getirisi oluyor. Senin yaptığın gemi hangi amaçla kullanılacak mesela? Benim yaptığım gemi 111 Norveç dediğin metrelik bir için muhtemelen şey mi? feribot. Gaz mı? Nerede? Doğalgazda mı çalışacak? Ne yapacak? Evet, yani doğalgazla çalışan, daha doğrusu elektrikle çalışan. Hayır acaba dedim denizden doğalgaz çıkarıyor ya onlar. Orada mı çalışacak? Feribot dediğin yolcu gemisi mi bu? Ne bu? Yolcu gemisi, evet, yani yolcu Ha. bir araba taşıyan feribot. Anladım abi. Yani Ben şeyi çok. düşünüyorum bu arada bol bol. Acaba diyorum İskandinav ülkelerinde bir gemi turuna mı çıksam hanımla? Güzel olabilir, evet. Yani o taraflarda çok güzel işler yapılıyor. Tavsiye ederim. Bizim işimiz gereği geminin sahiplerinin mühendisleri de bizimle birlikte oluyor. Ya bunlar armatörler, armatör temsilcileri oluyor. Mesela Norveçli armatör temsilcilerle beraber işleyişini de beraber bakıyoruz. Kendileriyle konuştuğumda da yani çok çeşitli şeyler anlatıyor. Güzel yerleri var. Abi Davet yani ben ediyorlar. birkaç tane gemi gördüm yani o, ya, dedim yani adam Ali Ağaoğlu'nun
Betona gömdüğü şeyi gemiye yapmış. Anasını satayım, gemide hiçbir şey eksik değil. Brom dedim, siz ne yapıyorsunuz? Şehir mi yüzdürüyorsunuz yani? Tövbe Evet. estağfurullah ya. Şimdi daha farklı bir şeyden bahsedeyim. Bizim Türkiye'de Türk patentli bir gemimiz var. Karmarin diye bir şirket yapıyor. Powershipler. Elektrik üreten, yani bir elektrik santrali düşünün. Gemiye adapte ediyorlar. Ve bunu daha çok 3. dünya ülkelerine, Afrika ülkelerine, Nijerya, Malezya, böyle ufak tefek ülkelere bir şehrin elektriğini aydınlatacak, şehrin elektriğini karşılayacak kadar bir donanıma sahip gemileri gönderip orada elektrik santrali gibi çalıştırıyoruz. Nasıl Ve bu Türk üretiyor elektrik gemi? yani standart bir gemi oluşturuluyor. Ondan sonra üzerine elektrik santrali donanımları üretiliyor. Ve bu şekilde yurt dışında çalışıyor. Bunun gibi yaklaşık 8-9 gemi var. Yani şu an dünyada çalışan ve daha da yapılıyor. Ama hangi tür elektrik santrali? Yani ne üstüne nasıl, yani atomla mı çalışıyor? Neyle, yakıtla mı çalışıyor? Termodinamik Bildiğim mi? kadarıyla yakıtla çalışıyor. Açıkçası hani biz gemi inşa olarak geminin kabuk kısmı ile ilgilendiğimiz için elektrik kısmını çok detaylı olarak bilemiyorum tabii ki. Anladım. Vay anasını ya. Peki hocam, ne okudun? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gemi inşaatı, gemi makine mühendisliği okudum. Bu işin aslında ben biraz daha hani burada üniversite sınavına girip tercih yapacak olan arkadaşlar var. Ben şunu söyleyeyim, kendi bölümümde asla işsiz kalacağımızı düşünmüyorum. Yani çok farklı, dediğim gibi, disiplinli işler var. Yani bir gemiyi dizayn edebilirsiniz. Biz mesela gemiyi bir pasta gibi düşünün. Enine parçalar halinde böldüğünüzü düşünün. Biz bunları blok blok üretiyoruz. Bu blokların dizayn aşamasından, hani içerisinde girecek bütün sacların, yani bütün çeliğin üretimine kadar her şeyini tersane gerçekleştirebiliyoruz. Onun dışında şu an mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çok büyük bir açık var gemi inşaatı ile ilgili. Alım yapılıyor. Onun dışında hiç bir şey yapamazsanız öğretmen olabilirsiniz. Yani denizcilik liselerinde öğretmenlik görevi var. Bunun da dışında çok daha kapsamlı bir şekilde gemilerde çalışabilirsiniz. Gemilerin 6 aylık ve 4 aylık kontratları var. Uzak yol vardiya zabitliği ile ilgili çalışma yapabilirsiniz. Bunlar tabii çok dolgun maaşları var. Uzak yol vardiya mühendisliğinin. Benim Onlar arkadaşım orada maaşları. yapıyor. Bir Evet. tane arkadaşım var. Kız aynı senin gibi okuduğu şey. Gidiyor 4-5 ay boyunca denizde oluyor. Ondan sonra 2 ay falan Türkiye'de yatıyor. Mutlu Evet. yani, yaptığı işten memnun. Güzel de para kazanıyor. Para demişken Evet. sen ne kadar kazanıyorsun? Ben 3.000 lira kazanıyorum şu an. 2.500 lirayla başladım. Yılbaşında vizem aldım. 3.000 lira oldu. Gemiye çıkarsanız gemide çok daha ilginç maaşlar veriliyor. Yani başlangıç maaşı 3.700 dolar. Yani Türkiye'deki meblağıyla 15.000 liraya yakın bir para. Ve bu hani başlangıç maaşı. Daha sonra üçüncü çarkçılıktan ikinci çarkçılığa ve baş çarkçılığa kadar gittiğiniz zaman yaklaşık 12 bin dolar, 15 bin dolara kadar çıkıyor bu maaşlar. Abi çok iyi ya. Peki bir şey soracağım. Senin gibi kaç mühendis çalışıyordur bir gemi yapımında? Yani şöyle söyleyeyim, ben kendi gemimden bahsedeyim. Ev arkadaşımla beraber aynı gemide proje mühendisliği yapıyoruz. Başımızda bir proje müdürümüz var. Yani yaklaşık olarak 3 ya da 4 mühendis oluyor. Hani boru mühendisleri, dizayn mühendisleri, bunlar tabii sahada bulunmuyorlar. Bunlar daha arka planda oluyor ama daha çok sahada çalışan mühendisler olarak bizler 4 mühendis, 5 mühendis olarak çalışabiliyoruz. Kaçıncı yılın işinde senin bu arada? Benim bir yıl doldurmadım henüz. 8 ayı doldurdum. Arkadaşlar, paraya az diyorsunuz, pardon böldüm ama paraya az diyorsunuz. Yeni girmiş işe 3.000 lira kazanıyor. Yaşadığı yerde Yalova. Yani gözünüzü seveyim. Yani Yani İstanbul şu, kafasıyla değerlendirmeyin. Bu giriş ücreti adamın. evet, yani bu hani bizim işte biraz daha hani prim usulü ve yaptığın işlerde kendini gösterirsen eğer, mesela benim müdürüm 3 yıl, benden 3 yıl fazla tecrübeli ve 6,5-7 milyar yakın para alıyor. Anladım. Yani 3 yıl tecrübeyle 6,5-7 milyara çıkıyorsan, abi yani adamın Evet. ilk yılı arkadaşlar 8 ayda 3.000 lira az değil arkadaşlar. Bir sakin olun. Yalova'da yaşıyor üstelik yani. 3.000 liranın hakikaten 2.000'ini, 2.500'ünü kenara koyabilirsin yani. Yalova'da ne kira veriyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de Yani. arkadaşla yaşıyorum diyorsun. Evet, yani çok da
büyük bir meblağlar yaşamıyoruz burada açıkçası. Ama önemli olan para değil. Paradan daha önemlisi tecrübe. Yani bizim meslekte tecrübe kazandıkça yaptığın işler çok daha, yani aldığın maaşlar çok daha fazla artabiliyor. Hani bunun dışında ben mesela şu an sıfırdan bir yeni inşa yapıyoruz bir gemi. Bunun dışında tamir bakım tersaneleri var. Yani hali hazırda çalışan gemilerin bakımını yapan tersaneler var. Ve bunlarda çalışan mühendisler bize göre daha iyi maaşlar alabiliyor. Onların ama çalışma şartları çok fazla esnek. Hani iki haftada sadece bir gün izinleri var, tatilleri var. Çok yoğun çalışıyorlar. Yani yaklaşık 1500 dolara falan başlıyor maaşları. Ama gerçekten yıpratıcı bir meslek. Yani önceden bunu söylemem gerekiyor. Yaptığımız işin üretimde yıpratıcı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam bugün işten 8'de çıktım ve 150 kişilik bir kadro çalışıyor bir gemide yaklaşık olarak. Hani şöyle söyleyeyim, gemide Türk'ü, Kürt'ü, Azeri'si, Arap'ı çok fazla insan var. Hani bunların koordineli çalışması bizim üstlendiğimiz bir iş. Onun dışında meslekte böyledir. Birleşmiş Milletler gibi. Yukarı çıkıyorsunuz Danimarkalı, Norveçli, İngilizli. Farklı meslekler, farklı insanlarla da sürekli irtibat halindesiniz. Çevrede yani yapıyorsun en nihayetinde. Yarın evet. Öbür gün o tanıştığın Danimarkalı'nın birisi, kardeşim gel bizim Danimarka'daki gemide çalış, sanayide 6000 euro veriyoruz evet. Diyebilir yani. Bunun adına networking denir. Bu da güzel bir şeydir yani. Evet. İnternasyonel bir şirkette çalışmak her zaman bir kendi kendine bir getirisi vardır zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Onun dışında sorabileceğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Vallahi brom, biz çok tatmin olduk ya. Güzelmiş senin işin. Yani diyorsun ki gemicilik okuyan, gemi inşaatı mühendisi okuyan insan, hı-hı, Türkiye'de aç kalmaz. Üç yanımız denizle kesinlikle çevrili. Kesinlikle. Üç yanımız denizle çevrili her türlü. Türk'ü Azeri'si kardeşim, sen Azeri konuştuğunda anlıyor musun? Salak salak yorum yapma chatten. Allah Allah. Sen Azeri konuştuğunda sanki anlıyormuş gibi. Adam orada şey demeye çalışıyor. Dil var mı? Yok abi. Tarzanca anlaşıyor az önce bahsettiği insanlarla. Ugala bugala diyor. El kol yapıyor. Tabii ki var abi dil yani. Çok teşekkür Bunun dışında ya. Devam, ekstra pardon. Eklemek istediğim birkaç nokta daha var aslında. Atladım. Onlar aklıma tabii geldi. Tabii. Hani yat sektöründe kesinlikle çalışabilirsiniz. Yat sektörü çok kalitelidir ve hani hoş da bir iştir. Eğer tabii seviyorsanız Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de. Aynen, benim Antalya'da yat sektöründe çalışan arkadaşlarım var. Fena değil hayatları. Evet, yani orada kompozit üzerine çalışılıyor. Daha çok karbon fiber, fiber üzerine çalışılıyor. Bunun dışında vermek istediğim bir bilgi daha var. Tercih yapacak arkadaşlar şunları göz ardı etmesinler. Mesela ben üniversiteye girdiğimde 45 binlik bir sıralamayla girmiştim. Ancak 100 binlik bir sıralamaya giren bir arkadaşım Kıbrıs'taki gemi inşaat mühendisliğini tercih etti. Oradaki öğretmen kadrosu yeterli olmadığı için İTÜ'de eğitim aldı. İTÜ diploması aldı. Hani bunun da büyük bir artısı olur. Hani diplomanın hangi üniversiteden verildiği önemlidir. Bunu da göz etmesinler. Yani bu sistemin bir açığıdır. Her zaman sistem size çakallık edeceğini, siz biraz daha işin çakalına kaçmak gerekebiliyor. Ahşapla, marangozlukla uğraşan birisi, biz yelkenli yapmak istiyoruz ahşaptan. Nasıl başlayacağımızı, nereden araştıracağımızı bilmiyoruz diyor. Ne diyebilirsin böyle bir insana? Yani öncelikle tersanede yapması lazım bu işi tabii, değil mi? Ya o iş biraz alaylı bir eğitimle gerçekleşiyor. Aslında hani bizim merkez omurga dediğimiz geminin en dibinden birer birer posta eklediğimiz bir alan şey var, sistem var. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Daha sonrasında hani bordaları nasıl yerleştireceğini bilmesi gerekiyor. Hani ben açıkçası ahşap üzerine çok çalışmadım. Kompozit ve çelik üzerine çok çalıştım. Onun detayını açıkçası bilemiyorum. Alaylı eğitim daha iyidir o konuda. Anladım hocam. Kompozit tekneler demişken mesela biz üniversitede kompozit karbon fiberden bir tekne yapıp deniz bisikleti yarışmasına katılmıştık. Polonya'da yine yarışmaya katıldık. Gdansk'ta. Oradaki arkadaşlarla beraber yarışmaya gittik. Hani bu şekilde üniversiteye değerlendirmeleri gerekiyor. Kesinlikle hani kendilerine bir şeyler katmaları gerekiyor. İleride çok büyük artılar oluyor. Anladım hocam. Teşekkür ederiz ya. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz böyle bir imkanı sundunuz. Ben teşekkür ederim. Siz insanlara imkan sunuyorsunuz abi. İşte ne güzel şeyler öğreniyorlar. Çok sağ ol hocam.
Eyvallah. Rica ederim. Eğer soru sormak isteyen, özelden danışmak isteyen aynen. arkadaşlar da olursa Twitter adresim esatr diye, hani oradan da özelden sorabilirler. Esatr mi? Ha ha. Tamamdır. Teşekkür ederiz hocam. Rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. İyi günler, iyi akşamlar. İyi geceler diliyorum, iyi akşamlar. Evet, yukarı